Şarkıcı Manuş Baba askere gitti, fotoğraf paylaştı. Ancak kısa saçlı ve sakalsız Manuş Baba ile asker Manuş Baba o kadar farklıydı ki görenler gözlerine inanamadı. Sosyal medyada günün konusu oldu. Askerden döndü, ayağının tozuyla da sahneye çıktı. Manuş Baba hem çok konuşulan saç polemiğini hem de yeni albümünü Show Haber'e anlattı. Yar beline beline sarılamam. Vay dedim lan, ne kadar çirkin çıkmışız. Duvarda asılı. O halinizi bir nevi ilk defa mı gördünüz? İlk defa gördünüz. Komutanlar sağ olsun. Manuş bütün Türkiye seni konuşuyor diyorlardı. Manuş babanın saçları hangi ara uzadı? Biraz genetik galiba. Kısa sürede uzuyor. Babam sağ olsun. Mustafa Özkan. Herkes onu Manuş Baba olarak tanıdı. Şimdi şarkıları dillerden düşmüyor. Herkes ezbere biliyor. Bu havada gidilmez. Konserleri tıklım tıklım doluyor. Olmuşum bu gece. Ama Manuş Baba sadece şarkılarıyla değil, müziği ve sanatıyla olduğu kadar tarzıyla da çok konuşuluyor. Manuş bütün Türkiye seni konuşuyor diyorlardı. Mayıs ayının sonunda askere gitti. Askerlik fotoğrafını milyonlarca kişi paylaştı. Vay dedim lan, ne kadar çirkin çıkmışız biz. Peki ama çok konuşulan o askerlik fotoğrafı hakkında o ne diyecek? Manuş Baba'nın saçları nasıl böyle hemen uzadı? İşte ondan dinleyeceğiz. Akşam saat kaçtı? 7'ydi galiba. Belli bir saatten sonra telefon kullanmak serbest oluyordu. Sonra telefon aramak falan geldi. Bütün Türkiye beni konuşuyordu. O gün de ben de tuvalet nöbetindeydim böyle. Tabii ki güldüm ben de. Asıl bir tane vardı fotoğraf. Çok gülmüştü ona. İnternetten sipariş verdim, eve gelen falan diye böyle. İki tane fotoğrafımı yan yana koymuşlar. Karanmış saçlarını. Tarzı hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok beğeniyorum. Süper. Çok farklı bir tarzı var. Peki askerlik fotoğrafı desem size? Nasıl askerlik fotoğrafı? Görmediniz mi Manuş Baba? Hayır. Efendim görmeyenler de var. Ne güzel. Askerden döneli bir buçuk ay oldu. Biraz genetik galiba. Kısa sürede uzuyor. Sakallar da öyle. Küçücük 4 yaşındaki çocuğumuzdan büyüklere kadar çılgınlar gibi dinledik. Bu askerlik fotoğrafları çok çirkindi. Ama yok, yakışıyordu. Maşallah, maşallah. İnsanları güldürdüysem, biraz onları mutlu ve tebessüm ettirirsem ne ala ne mutlu bana. O fotoğrafın da bende de büyük bir hatırası oldu. Sanat kısmı ile birlikte 7 coğrafyada yaşayan ne varsa biz konserlerde bir araya geliyoruz. Sallaya sallaya bu aşkın mendilini. Yeni bir klip yayınladık bu arada, sallaya sallaya. İkinci klibi de şu an Hasret Kapısı için kaydedeceğiz. Hasret kapısında oturmuşum tek başıma. Manuş Baba çıkardığı yeni albümüyle konserlerine tüm hızıyla devam edecek. Ve tabii ki de tarzıyla, saçıyla, sakalıyla, en önemlisi de yüreğinin sesiyle şarkı söylemeye devam.